Merhabalar. Bugünkü konumuz erken menopoz. Erken menopoz nedir? Öncelikle tanım olarak konuşacak olursak, adetlerin 20'li 30'lu yaşlarda düzensizleşmesi ve 40 yaşından önce adetlerin kesilmesiyle karakterize, yumurtalıklarda yumurta hücrelerin bitmesiyle ortaya çıkan durumdur erken menopoz. Normalde bildiğiniz gibi menopoz yaşı 45-50 yaş civarındadır. Erken menopoz olgularında 30'lu yaşlarda adetler düzensizleşmeye başlar ve 40 yaşında neredeyse tamamen kesilir. Erken menopozun ne gibi zararları vardır? Erken menopozda en büyük sıkıntı, eğer kadın çocuk sayısını henüz tamamlamamışsa anne olmakta güçlük çekebilir. Bunun dışında menopoz yaşının erken olması nedeniyle vücut için önemli olan östrojen hormonunun eksikliği, kadında erken yaşlanma ve bir takım bedensel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Erken menopozun ilk belirtisi nedir? Çoğu zaman adetlerin erken gelmesidir. Yani 28 günde bir, 30 günde bir adet gören kadın 20 günde bir, 22 günde bir, 24 günde bir adet görmeye başlar. Buna çoğu zaman ateş basması, sinirlilik, vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik de eşlik edebilir. Erken menopoz neden olur? Erken menopozun en çok nedeni genetik nedenlerdir. O yüzden annesinde, teyzesinde, ablasında erken menopoz olan kadınların erken menopoz yönünden uyanık olması gerekir. Bu tür ailesinde erken menopoz hikayesi olan kadınlar mutlaka şikayetleri olmasa bile yumurta sayımı ve yumurtalık yaşlanması yönünden jinekolojik değerlendirmeden yıllık geçmeleri uygun olur. Bunun dışında aile hikayesi olmasa dahi eğer kadında az önce söylediğim gibi adetler erken geliyorsa, ateş basmaları varsa aile hikayesi olmasa dahi mutlaka jinekolojik kontrolden geçmeleri ve erken menopoz testlerini yaptırmaları gerekir. Peki erken menopoz testleri nasıl yapılır? Erken menopoz testleri ultrasonla ve kanla yapılır. Ultrasonla deneyimli bir jinekolog ya da tüp bebek uzmanı tercihen adet döneminde yumurtalıklarda kaç yumurta var, yumurtalıkların sayısı, kalitesi hakkında size kabaca bilgi verebilir. Bunun dışında yine adet döneminde sabah aç karnına adetinizin birinci ya da ikinci ya da üçüncü günü sabah aç karnına FSH ve östradiol hormonlarına baktırabilirsiniz. FSH hormonunuz 10'un üzerindeyse ve östradiol hormonunuz 40'ın üzerindeyse bu size erken menopoz yönünden bir işaret olabilir. Son yıllarda erken menopoz ya da yumurta yaşlanması testi olarak geçen AMH yani antimüllerian hormon da yumurtalık yaşının saptanmasında önemli yere sahip olmaktadır. Burada testin referans aralığı laboratuvardan laboratuvara fark etmektedir. Yani bazı laboratuvarda 1'in altında risk varken bazı laboratuvarda 1,5'un altında risk vardır. O yüzden kabaca eğer AMH değeriniz 1,5 ya da 1'in altındaysa siz de erken menopoz adayı olabilirsiniz. Bu konuda uyanık olmanızı tavsiye edebilirim. Peki erken menopoz nasıl tedavi edilir? Aslına bakarsanız erken menopozun bir tedavisi yoktur. Çünkü kadında yumurta hücresi bittikten sonra vücut tekrar yenisi üretmemektedir. Burada önemli olan erken teşhistir. Erken teşhiste ne yapabiliriz? Eğer kadında erken menopoz riski saptamış isek, daha menopoza girmeden, henüz yumurtaları varken aile sayısını çocuk sayısını tamamlamamışsa, ailesini tam olarak oluşturmamışsa var olan yumurtalarını alıp dondurabiliriz. Bunun dışında erken menopoz oturmuşsa ya da kadının çocuk planı yoksa, bu kadının da erken yaşlanmaması ve bir takım sorunları yaşamaması için bedensel ve ruhsal biz hormon tedavilerini öneriyoruz. Nasıl şeker hastası olduğumuz zaman insülin hormonu dışarıdan alıyorsak, nasıl tiroid hastası olduğumuzda tiroid ilacı dışarıdan alıyorsak, erken menopozda da kadının ihtiyacı olan östrojen hormonu en azından 45-50 yaşına kadar alınmasında fayda vardır. Tabii ki her ilacın olduğu gibi bu hormon tedavilerinin de östrojen tedavilerine yan etkileri vardır. Fakat eğer bu tedavinin getirisi götürüsünden daha fazla ise bunlar kontrol altına alınarak sık kontrollerle biz hormon tedavisini kadınların almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bunu almadığı zaman normalde 50 yaşlarında görülmesi gereken işte kemik erimesi, saçlarda dökülme, ciltteki bozulmalar, cinsel isteksizlik problemleri 35-40 yaşında ortaya çıkar. Bu da kadının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bizlere gelen en çok sorulardan birisi de bitkisel tedaviler. Maalesef bu konuda yapılan çalışmalarda
etkili bir bitkisel tedavinin erken menopozda olmadığı saptanmıştır. O yüzden konuyu özetlemek gerekirse, ailenizde erken menopoz varsa, özellikle annenizde, kız kardeşinizde, ablanızda ya da teyzenizde, bunun dışında adetleriniz erken geliyorsa, bunu ateş basmaları, sinirlilik, vajinal kuruluk gibi şikayetler eşlik ediyorsa mutlaka erken menopoz testlerinizi yaptırmanızı tavsiye ederiz. Çünkü erken menopozun kesin bir tedavisi yoktur. Önemli olan erken teşhistir. Eğer erken teşhis yapılırsa ve henüz çocuk sayısının tamamlanmamışsa yumurtalar toplanarak saklanabilir. Eğer böyle bir sıkıntımız yok ise de erken menopozun getirmiş olduğu sıkıntılar hormon tedavileriyle ortadan kaldırılabilir. Hepinize güzel bir gün dilerim.